Herkese günaydın. Aslında özürle ilgili toplantılarda bir kişinin olması yeterli. Bir kişinin dışındakiler bizim için kazanç. Ülkenin genelinde buna benzer bir şey yaşanıyor. Sadece kamu bilgi işlem platformunda değil. Ancak bunlar sayılar gittikçe artıyor. Örneğin bizim Engelsiz Türkiye projesinde ilk gittiğimiz illerde daha az katılımda insanlar vardı. Daha az sayıda insanlar katılıyordu. Şimdi binler, 1500'ler civarında katılımlar yapıyoruz. Bunlar bir toplumsal dönüşüm. İnşallah bu salondakileri dönüştürmeye çalışacağım, özürlerle ilgili fikirlerinizi değiştirmek ve etkilemek için buradayım. Özür dilerim. Adım Abdülkadir Anaç. Başbakanlık Özürlü İdaresi Başkanlığı'nda Özür Karşılamalar ve İstatistik Dairesi Başkanlığı yapıyorum. Hem bilişim hem de özürlükle ilgili çalışıyorum. Sözlerime şöyle bir ifadeyle başlamak istiyorum. Bir yazardan alalım, bir yazarın makalesinden aldığım bir ifade. Hangi hayatlar korunmaya, kullanmaya, arkasından yas tutmaya değerdir diye soruyor yazar. Bizim için bu şu demektir. Bizim için bütün hayatlar, aslında sadece özürler değil, bütün hayatlar korumaya, kullanmaya, arkasından yas tutmaya değerdir diye düşünüyoruz. Bu Hatay Karlısu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çektiğim bir fotoğraf. Eda 6 yaşında, CP'li bir çocuk. Doğum öncesi nedenlerle bağlı olarak özürlü doğmuş ve anne babasını yaklaşık 2 yaşında kaybetmiş ve devlette bakılıyor. Gözünüzü açtığınızda veyahut hayata başladığınızda nasıl başlayacağınız veyahut da nasıl başlamanız gerektiğinizi kesinlikle siz bilemezsiniz. Yeni bebek bekleyenler biraz daha endişeyle bekler. Çünkü hakikaten de doğum sırasındaki herhangi bir nedenden dolayı bebeğiniz özürlü kalabilir veyahut da yakınlarınız bu şekilde olabilir. Bir grup insanlar hayata böyle başlıyorlar. Hayata özürlü olarak başlıyorlar. Eda şanslı başlayan özürlerden birisi çünkü devletin bağımsız yaşam merkezlerinde yaşıyor. Villa tarzı bir yerde yaşıyor. Eğer Hatay'a yolunuz düşerse Karlısu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gitmenizi öneririm. Orada çok fazla farklı hayatlar yaşandığını göreceksiniz. Çok güzel insanlarla karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Yine bu bir sünnet fotoğrafı. Beşiktaş iskelesinde çektiğim bir fotoğraf. Burada denizde olta atan balıkçılar var. Rastgele bir şekilde balık tutmaya çalışan balıkçılardan bahsediyorum. Aslında ben özürleri biraz da bu balıkçılara benzetiyorum. Hayata olta atanlar grubunda aslında bizim özürlerimiz. Maalesef kendilerine sunulan hak ve hizmetleri alırken rastgele bir şekilde onlara hak ve hizmetler sunuluyor veyahut da biz onlara kendileri bu hizmetleri talep ederken bunu rastgele bir şekilde alıyor. 2005 yılında bir dönüşüm yaşandı Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özürler yasası çıktı ve özürlere birçok hak ve hizmet getirildi. Peki bu hizmetlerin sunumunda kimler etkin? Kamuda görevli olan herkes etkin aslında. Daha doğrusu toplumun diğer katmanlarıyla birlikte kamudakiler etkin. Kamuda bu hizmeti sunarken bu kamuda sunan insanlar bizler veyahut da normal vatandaş, köydeki çiftçi veya çoban, sokakta yürüyen işsiz veya iş güç sahibi birileri, iş adamları vesaire, bu Türk toplumunun hepsi bir bireyi. Biz aslında, bize öğretiler şöyleydi, biz özürler konusunda çok duyarlı bir toplumuz. Aslında birçok alanda özürler konusunda yardıma muhtaç insanlar veya dezavantajlı kişiler konusunda çok iyi çalışırız diye bir veyahut da çok iyiyizdir diye öğrettiler. Son 7 yıldır özürler konusunda çalışıyorum. Özürler konusunda çalışırken gördüm ki aslında bunların hepsinin bir yalan olduğunu görüyorsunuz. Biz toplum olarak özürler konusunda çok da duyarlı bir insanlar değiliz. Çok iyi acıyoruz. Özürler acıma konusunda üzerimizde yok ama elimizi taşın altına sokmak gerektiği zaman etrafta çok fazla kimseyi bulamıyorsunuz. Özürlükle ilgili herhangi bir konu konuşulduğu zaman sizin bakış açınız önemlidir. Ekranda sanırım aramızda görmeyen yok, betimlememe gerek yok. Ekranda bir tekerlekli sandalyeli bir bireyi görüyorsunuz. Eğer bu tekerlekli sandalyeli bu çocuğun tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu düşünüyorsanız sizin özürlük konusundaki düşünceleriniz aslında biraz incelenmeye, irdelenmeye değer diye düşünüyoruz. Özürlere acıyorsunuz demektir. Bu tehlikeli bir şeydir. Özürler acınacak insanlar değillerdir. Biz şöyle bakıyoruz. Bu insan tekerlekli sandalyeye mahkum değildir. Sadece hayatını devam ettirebilmek için tekerlekli sandalye kullanma durumunda olan bir bireydir diye düşünüyoruz.
Sadece tekerlekli sandalye için bahsetmiyorum. Tüm destek teknolojileri için aynı şeyler geçerlidir. Özürler özel insanlardır ve onlara özgü destek teknolojilerini sunduğumuz zaman biz onlar için iyi bir şey yapmış oluruz. Acımak yerine bu tür destek teknolojilerini sağlamak ve onların hayat içerisinde yer almasını sağlamak önemli bir şeydir. Peki özürler kimler? Veya bu toplantıya kadar özürlü kaç tane dostunuz vardı bilmiyorum. Veyahut da bu toplumdan sonra kaç tane özürlü bireyle temas edeceksiniz. Hakikaten onu bilmiyorum. Bunları gerçekten tanıyor muyuz diye baktığımızda bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Aslında bugünkü farkındalık sunumunun, aslında bu amacımız farkındalık sunumuydu. Amaçlarından birisi de bu. Ekranda ağır zihinsel özürlü kızlar görüyorsunuz. Bunlar Diyarbakır Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşıyorlar. Özürlük konusu ülkemizde ve dünyada da benzer bir, bizden biraz daha iyiler ama benzer bir tutum yaşanıyor aslında. Dert olan bilir bağlamından kopartılabilmiş bir olgu değil aslında. Bazılarımız özürlükle ilgili çalışmayı lüks olarak görebiliyoruz. Aslında buna gerek var mıydı diye veyahut da işlerinizi biraz daha yoğunlaştıracak bazı düzenlemelerden bahsediyoruz veya bahsedeceğim. Bunlara gerek var mıdır diye bugüne kadar düşündüğünüz şeyler, belki bunları çok lüks görebilirsiniz. Fakat devletimiz özürlere yapılan her türlü yatırımı lüks görmüyor. Eğer bu salona veyahut da bir kamu binasına tek bir kişinin ulaşması önemliyse, onun için ne kadar para yatırılacaksa yatırılsın veyahut da harcanacaksa harcansın, bizim için bunların hiçbir önemi yok. Oradaki bir insanın ulaşılabilirliğini sağlamak bizim için daha değerli. Devlet için de son dönemlerde görev alan hükümet için de aynı şeyler geçerli. Sayın Başbakan'ın bu konuyla ilgili ciddi duyarlılıkları var ve özürler konusunda devrim niteliğinde yasalar var. Özürler Kanunu, 2005 yılında çıkan Özürler Kanunu tüm dünyadaki tüm özürler mevzuatından daha iyi bir kanun. Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi bir mevzuatımız var ve bu biz mevzuatı çalışırken Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği müktesebatıyla falan ilişki kurmadan çalıştık. Evet, şöyle bir laf var. Zaman zaman aramızdaki arkadaşlarımız, çok değerli arkadaşlarımız var. Sosyal sorumluluk anlamında birçok çalışma yapan firmalarımız var. Başta Türkiye Bilişim Derneği var. Biz şunları söylemeye çalışıyoruz. Özürleri topluma entegre etmeye çalışıyoruz. Aslında biz toplumun diğer insanları, özürlü olmayan insanlar, kendimizi bir farklı bir yerde görüyoruz. Özürleri aşağı bir yerde görüyoruz. Hadi gel bana entegre ol gibi bir yaklaşım var. Bu kötü bir zihniyet, bu zihniyeti değiştirmek lazım. Bizler kimiz? Bizler gerçekten özürlerin bize entegre olmasını sağlayabilecek güçte bir insanlar mıyız? Değiliz. Buna haddimizin olduğunu da düşünüyorum. Biz aslında bugüne kadar ihmal ettiğimiz, devlet olarak ihmal ettiğimiz, vatandaş olarak ihmal ettiğimiz özürlere entegre olmak zorundayız. Eğer bu toplum bir gün bundan sonra özürlere entegre olmaya çalışırsa ve entegre olmayı başarabilirse, evet, sosyal devlet olmanın veyahut da vatandaş olmanın gereklerini kendilerine vermiş olur. Bugüne kadar ağır yatalak özürlü bir vatandaştan bahsediyorum. Sizin benim kullanmış olduğumuz devletin veya belediyenin çeşitli hizmetlerini, vatandaş olma hizmetlerini hiçbirini kullanamadı. Evinde kimseden veyahut da hiçbir şeyden habersiz bir şekilde yatıp durdu. Oysa biz devletin bize sunmuş olduğu, bizim veya diğer vatandaşların vergileriyle sunmuş olduğu bütün imkanlardan faydalandık. Oysa özürler hep kapatıldı evlere veyahut da mekanlara, onların sosyal hayat içerisinde yer almalarını engelledik. Ve şimdi şöyle bir şey söylüyoruz. Özürleri toplumsal hayata veyahut da bizi entegre edeceğiz diyoruz. Bunun iyi bir şey olmadığını düşünüyorum ben. İyi bir düşünce olmadığını düşünüyorum ve tam tersini savuruyorum. Biz özürlere entegre olmalıyız, onları tanımaya çalışmalıyız. Hakikaten tanıdığınız zaman bugüne kadar yapmadığımız birçok sorunumuz olduğunu göreceksiniz. Özürlerin tarihte olduğu gibi günümüzde de birçok sorunları var. Bizim yaşadığımız sıradan şeyler, özürler için hakikaten çok lüks şeyler. Sıradan, şu anda birçok insanın herhalde cep telefonu olmayan var mı diye sorsam, herhalde yoktur. Kaç kişi internete cep telefonundan bağlanıyor? Hemen hemen herkesin bağlanmaya çalıştığını veya bağlandığını düşünüyorum. Bir gün veya üç gün böyle bir toplantıda internet hatlarını kestiğinizi düşünün. Ve bu internetsiz bir toplantıyı üç gün sürdürdüğünüzü düşünün.
ve hiçbir şekilde siz hayatınızdan mutlu olmayacaksınız. Bilişimciler internetsiz bir dünyada hayatlarından memnun olmazlar, mutlu olmazlar. Çünkü onunla ilgili elimizdeki telefonlarla veya iPhone'larla, iPad'lerle birçok iş bağlantımızı sürdürüyoruz toplantı sırasında bile. Fakat bu internete bağlanmak veyahut da hayatın diğer unsurlarını elde etme konusunda özürlerin ciddi böyle bir sıkıntıları var. Sizin internetiniz 3 gün kesildiği zamanki yaşadığınız mutsuzluğun daha fazlasını insanlar her gün yaşıyor. Çünkü onlara biz teknolojik anlamda yeteri kadar bir şeyler sunamıyoruz. Özürlük en çok istismar edilen konulardan birisi. Biz nereden istismar ediyoruz? Buradaki Hazirun'dan bahsediyorum. Bilgi işlem yöneticileri veya kamuda görevli olan insanlar özürlüğü nasıl istismar eder? Görevlerimizi yapmayarak istismar ediyoruz veyahut da vaatlerde bulunarak istismar ediyoruz. Özürler için şunu yapacağız veyahut da bu düzenlemeler yapacağız dediğiniz zaman, yapmadığınız zaman bu bir istismara girer. İstismar eden başka gruplar var. Özürlerin kendileri, aileleri, sivil toplum örgütleri, toplumun diğer katmanları özürleri hakikaten ciddi bir şekilde istismar ediyorlar. Ve bu istismar fotoğrafta da babası Serkan istismar ediyor. El arabasıyla dilendirmeye çalışıyor. Peki biz özürler konusunda ne yapıyoruz? İyi bir ötekileştirme yaşatıyoruz aslında. Bunu bazen farkında olarak yapıyoruz, bazen de farkında olmayarak yapıyoruz. Farkında olmayarak yapıyoruz çünkü biz özürlükle ilgili eğer ailenizde böyle bir temas noktası yoksa, bu konuda çok fazla ilginiz yok ise, bunun farkında olmayarak ötekileştirdiğinizi göreceksiniz. Ama bazen de farkında olarak var. İşimize gelmediği zamanlar veyahut da bizim bununla uğraşmaya güç bulduğumuz zamanlarda özürleri ötekileştiriyoruz. Peki bu ötekileştirmede bizlerin, bilgi işlem yöneticilerinin katkısı ne? Sadece kamu için bahsetmiyorum. Tüm bilişim yöneticilerle, bilişim alanında çalışan yöneticiler veyahut da diğer personel için bahsediyorum. Bizim aslında ciddi bir katkımız var. Biz farkında değiliz ama özürlerin hayatını kolaylaştırmak veya zorlaştırmak konusunda toplumun en önemli aktörlerinden biriyiz bizler. Bizler eğer üzerimize düşen görevleri yapabilirsek biz özürlerin hayatlarını kolaylaştırabilecek güce sahibiz. Fakat biz bilgi işlem yöneticileri bu gücümüzün farkında olduğunu düşünmüyorum. Özürlük ve bilişim, biz son 4 yıldır Türkiye Bilişim Derneği ile özürler ve bilişimi tartışıyoruz. Ve son zamanlarda gördük ki hakikaten salonda yerler bulunuyor Ankara'da. Ciddi bir duyarlılık var. Bizim aslında yapmamız gereken birçok şey olduğunu orada tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bilgi işlem yöneticileri etkin insanlardır. Ama biz ne yazık ki hep teknolojiye kapandık. Falancanın notebook'uyla, falancanın sistemiyle veyahut da bizim sistemlerle kapandık ama toplumdan uzaklaşır bir vaziyette sosyal anlamda yapabileceklerimizin veyahut da gücümüzün çok da farkına varmadık. Dünya sadece filmlerde mi kurtarılır? Hayır. Dünyayı bizler de kurtarabiliriz. Kendi çalışma alanımızdan başladığımız zaman birçok şeyleri değiştireceğimizi göreceksiniz. 1995 yılında şöyle bir slogan vardı veya 93-94'lerden bahsediyorum. İnternet her şeyi değiştirecek diye bir slogan vardı. 95-96'larda Oracle'ın bir sloganını hatırlıyorum veya 96 veya 97'de internet her şeyi değiştirdi, biz de internetin içerisindeyiz diye bir toplantı hatırlıyorum Ankara şartında. Evet, internet her şeyi değiştirdi. İnternet bilgiye sınırsız ulaşma imkanı veriyor bizlere. Bağımsız yaşamı aslında internet önceliyor. Bağımsız yaşam bizim için çok önemli. İstediğimiz her yerden istediğimiz bütün bilgi kaynaklarına ulaşabiliyoruz. Bağımsız yaşam özürler için daha çok önemli. Çünkü özürler bağımsız yaşam aktivitelerini yerine kadar getiremiyorlar. Peki yeteri kadar faydalandırdık mı internetten özürleri? Şimdi onlara bakmak istiyorum. Bunları bahsederken erişilebilirlik diye bir kavram ortaya çıkıyor. Erişilebilirlik demek şu demek. Çeşitli hizmet ve ürünlere özrü bulunmayan kişiler kadar özürlü bireylerin de eşit bir şekilde ve bağımsız bir şekilde erişmesinden bahsediyoruz. Bu bir bilişim teknolojilerine dayalı bir teknoloji olabilir veyahut da toplumun diğer unsurlarında başka şeyler olabilir. Ve biz bunlara katılmasını, özürlü bireylerin katılmasını önemsiyoruz.
Bizim için erişilebilirlik, özürlü bireyler için erişilebilirlik çok önemli. Ve devletin bu konuyla ilgili gerek fiziksel, gerek bilgi teknolojileri, gerekse fiziksel çevre veya ulaşım hizmetlerine özürlü bireylerin diğer bireylerle birlikte bağımsız bir şekilde, eşit bir şekilde ulaştırma zorunluluğu var. Devlet bunu yapmak zorunda çünkü devletin vatandaşlarına sunduğu haklar içerisinde yer alıyor. Peki özürler bilgiye nasıl erişiyor? Burada ki şurada şunu kullanamıyorum pardon. Şuradaki yaya geçidinin aslında bir görme özürlü bir birey yaya geçidinin bastonuyla okuyor. Sadece özürler bilişim teknolojileri dışında da hayatı okuma var. Onun için bir okumadır bu. Bu kaldırımın bittiğini ve bir yolun başladığını belirten bir farklı dokudaki bir yapıdır. Özürler için bu önemli bir düzenlemedir. Hayatı nasıl okuyor görme özürler? Yine kendilerine göre farklı dizayn edilmiş yollarla okuyor. İşitme engelliler hayatı nasıl okuyor? Kendilerine göre sunulmuş çeşitli bilgilendirme hizmetleriyle sürüyor. Örneğin metro, Ankara metrosunda ekranlar var ama suskun bir şekilde duruyor. Oysa hangi durağa geldiğini anons ediyor sadece. Sadece duyanlar için veyahut da yabancılar için geliştirilmiş bir sistem. Ama Ankara'da yaşayan özürlerle ilgili bir sistem yok. İşitme engeller bunların tamamen dışında. Çünkü işitme engeller hangi durağa geldiğini çok da bilemiyorlar. Çünkü sadece bir sesli anons var. İlginç bir sistem. Diyanet İşleri Başkanlığı bilişim teknolojileri kurumlarından daha önde olduğunu söyleyebilirim. Diyanet İşleri Başkanlığı sınırlı camide bile olsa özürlü vatandaşlara işaret dili tercümanları yardımıyla cuma hutbelerinde bilgi sunuyor. Bilişim Teknolojileri Kurumu'nun özürlerle ilgili bir çalışmasına rastlamadım. Bilmiyorum Sayın Başkan burada mı? Ama bizim yeteri kadar bu konulara eğilmediğimiz bir açık. Bunu biz aslında lütfederek yapmıyoruz. Bu bir insan hakkı. Özürlerin web erişilebilirliği dahil tüm hizmetlere erişmesinin biz bir insan hakkı olduğunu düşünüyoruz. Ve özürler de dahil olmak üzere tüm vatandaşların bunlara erişme haklarının olduğunu düşünüyoruz. Bunlar uluslararası sözleşmelerde Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi'nde iki maddeyle yer alıyor. Özürlerin ve bizim altına imza attığımız bir sözleşme bu ve bu bizim ülkemizi bağlayan bir sözleşme. Düşünce ve ifade özgürlüğü ve bilgi erişim ve erişilebilirlik ulaşılabilirlik başlığı altında iki de başlık var. Bir başka bir şey var. Kamuda görev yapan tüm devlet memurlarını bağlayan bir şey var. 27 Ocak 2007'de bir Başbakanlık genelgesi var. O genelgede özür ve internet sitelerinin nasıl olması gerektiği ve özürler dahil tüm vatandaşların erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi gerekiyor. Burada vurgu yapılan bir ifade var. Site tasarımının görsel özürlüklerinden ödün vermeyi gerektirse bile bu düzenlemeyi yapınız diyor. Bu önemli bir vurgu. Başbakanlık genelgesi 2007'den beri aktif. Biz bunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 2010 ulaşılabilirlik eylem planında başbakanlığın yürüttüğü, başbakanın koordinasyonunda ve özürlü idaresi başkanlığının yürüttüğü diğer kamu kurumlarıyla birlikte yürüttüğü iki tane tedbir var. Bu tedbirlerden birisi bilgi erişilebilirliğinin artırılması tedbiri. Özürlerin internet dahil bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine erişimi artırılacaktır diye bir şey var. Burada en aktif çalışan kurumun Türkiye Bilişim Derneği olduğunu üzülerek söylemek istiyorum. Üzüntüm derneğimin çok etkin olduğundan dolayı değil. Diğer kamu kurumlarının bu tedbire yeteri kadar ilgi göstermemesinden dolayı üzülüyorum. Türkiye Bilişim Derneği hakikaten ben Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu ve Kamu Bilgi İşlem Platformu'nda görev yapan tüm YK üyelerine teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili yüksek duyarlılıkları var ve Türkiye Bilişim Derneği bununla ilgili çalışan kurumlardan birisi. Bu saydığımız koskocaman kurumların hepsinden daha aktif çalışıyor benim derneğim. Bu güzel bir şey aslında, bu iyi bir yerdeyiz. Kamu açısından aslında üzüntü verici bir şey. Bir başka bir şey daha var bu planda. Bilgi hizmetlerinin erişilebilirliği ile ilgili çeşitli toplumsal farkındalık konusunda da görevli birçok kurum var. Bu kurumların da ilgisi umarım önümüzdeki günlerde artacaktır. Peki biz
Tabii bunun artırılması için Devlet Bakanlığı Özürlü İdaresi Başkanlığı olarak çeşitli genelgeler yapıyor, yayınlıyoruz. İki tane genelge yayınladık. Son genelgemizin Mart ayındaydı. Büyük bir ihtimalle gelmiştir. Web erişilebilirliğini standart hale getirmeleriyle ilgili. İnternet her şeyi değiştirdi. Evet, hayatımızda birçok olumlu ve olumsuz getirileri var ama olumlu getirilerin daha fazla olduğunu düşünüyoruz biz. Peki bilgi işlem yöneticileri bu internet her şeyi değiştirirken özürler için ne yaptı veyahut da neyi uygun gördü? Aramızda bu web sitelerinin sahipleri varsa lütfen alınmasınlar. Hakikaten kamudaki hiçbir web sitesi erişilebilir değil. Çok ön plana çıkan, vurgulanması gereken bazı konular vardı. Onlar için birkaç tane web sitesi seçtim. Evinize dönüp geri gidip baktığınızda lütfen web sitenizi bu gözle bir kez daha gözden geçirin ve hakikaten sınıfta kaldığını göreceksiniz. Bizler neler yaptık? Örneğin şöyle bir model geliştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapıyor ve bas bas bağırıyorum, bu bir ayrımcılık. Ve özürlü bir bireyin sizi mahkemeye verdiği zaman TCK'nın 122. maddesine göre bana ayrımcılık yapılıyor deyip siz dava etmek hakkı var. Milli Eğitim Bakanlığı için söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı iyi bir şey yaptığını sandı ve görme engeller diye bir tane yer açtı. Görme engeller diye bir kısmı orada yuvarlak içerisine aldım. Şurada siteye giriyorsunuz, görme engeller başka bir yere gitsin diyor. Evet, tamam ben görme engelliyim, benim için iyi bir şey yapmış olabilirsiniz. Çok iyi bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ama diğer özür grupları, peki sizin özür grupları sadece görme özürler mi var? Birçok özür grubu var, birçok ihtiyacı olanlar var. Diyelim görme özürlüyüm ve benim için bir şey yaptım. Yaptınız, içeriye girdiğimde sitenin birebir aynısı olmadığını görüyoruz. Diyor ki sen görme özürlüsün, sen benim için bir siyahsın. Sen normal insanların web sitelerini okuma gibi bir lüksün yok. Ben bunlar benim için biraz daha zor, daha meşakkatli. Ben sana tekst tabanlı bir şey yaparım. Seni de o tarafta şey yaparım. Bakanın falanca yerdeki konuşması veyahut da falanca yerdeki yurt dışına gitmesi aslında seni de çok fazla ilgilendirmiyor. Seni ilgilendiren şeyler seninle ilgili bazı şeyler. Tüm özürlerin tüm bilgileri bilmeye hakları var. Bu iyi bir şeymiş gibi duruyor ama bir ayrımcılık. Sizin ana web sitenize bütün insanlar sınırsız bir şekilde erişmeliler. Böyle bir algı var. Sadece görme özürler mi bundan etkilenir? Hayır. Birçok özür gruplarından farklı teknolojiler kullanarak onlara bilgi sunmamız lazım. Web siteleri için, görme özürler için işi hallettiğimiz zaman bu işlerin normal olduğunu sanıyoruz. Biliyor musunuz? Görme özürler aslında özürler içerisinde çok da dezavantajlı bir grup değildir. Görme özürler daha zekidir, algılama kapasiteleri daha yüksektir vesairedir. Daha dezavantajlı bir gruptan bahsetmek istiyorum. Sizin benim gibi fiziksel herhangi bir özrü olmayan işitme engellilerden bahsetmek istiyorum. Konuştuklarınızın ve yazdıklarınızın, pardon konuştuklarınızı duyamazlar, yazdıklarınızın çok büyük kısmını anlamayacaklardır. Çünkü kavramsal özellikleri, kavramsal kelimeleri bilmezler. Ekler onlar için ütopiktir. Veyahut da bağlaçlı kelimeler onlar veyahut da bağlaçlı cümleler onlar için anlaşılmazdır. Görme özürler etrafında döndürmemek gerekir bazı şeyleri. Biraz daha açılmak lazım. Evet, görme özürler de önemli ama diğer özür grupları da var. Görme özürler için ekran okuyucu yazılımlar var. Görme özürler ekran okuyucu yazılımlarla bunu okuyor. Ama web sayfasının okunabilir olması gerekiyor. Tekst tabanlı olması gerekiyor. Resimler kullanabilirsiniz, animasyonlar kullanabilirsiniz ama onların hepsinin tekst eşitliklerini yazmanız gerekir. Dünyanın fotoğrafı varsa dünya deyip geçmemek lazım. Onun tekst eşitliğini dünyanın uzaydan görünümü veyahut da dünyanın fotoğrafı gibi açıklama yazmak gerekiyor. Kısmi görme özürlere baktığımızda daha az Punto'daki daha büyülterek bunları görüyorlar. Bununla ilgili çeşitli yardımcı yazılımlar var ama şimdiki işletim sistemlerinin birçok özelliği de web sayfalarını veya pardon bu ekranları büyütme özelliklerine sahipler. Renk körlüğüne sahip bireyler de bizim için hedef kitlemizde. Renge dayalı bir düzenleme yaptığınız zaman renk körü insanlar o web sitenizi okuyamazlar. Örneğin Türk Standartları Enstitüsü'nün web sitesinde olduğu gibi. Evet, önce kalite güzel bir şey. Standart güzel bir şey ama Türk Standartları Enstitüsü'nün web sitesi standart dışı bir site. Yani standartlara uyarak dizayn edilmemiş bir site. Bu enteresan, bana göre acı bir durum. İşitme özürler demiştim, çok ihmal edilen bir grup. Videolarınız dönüyor, videolarınızın tekst değişiklikleri veya videolarda neler olduğunu bilmemiz gerekiyor.
TRT'den örnek vermek istiyorum. Diğer bir sürü yerler var. Kamu deyince TRT akla geliyor. Bu işare bu normal iletişim için elini kullanıyor. Sabahleyin sunduğunuz yer ekleme yapayım dedim TRT'yi. Arabanın nasıl çalıştığını anlatıyor vatandaş ama işitme engeller için arabanın nasıl çalıştığı ile ilgili herhangi bir açıklama yok. Veyahut da çocuklar, işitme engelli, işitme özürlü çocuklarımız da var. O çocuklarımızın çizgi film izleme haklarını biz farkında olmadan elinde alıyoruz. Bütün filmlerin altyazıları olması gerekir. Bütün belgesellerin, bütün programların altyazıları olması gerekir. Evet zor bir şeydir ama yayıncılık eğer herkese ulaşması gerekiyorsa bunu gerektirir. Ortopedik özürler, bu daha çok yapılan sıkıntılardan birisi. Bir cihaza uygun bir tasarım yaptığınız zaman, örneğin mouse kullanmak biliyorsunuz zordur. Elinizi kavramanız lazım, sürekli iki tane elinizin sürekli oynaması lazım vesaire. Ama bir parmağınız varsa veya hiçbir elinizi kullanamıyorsanız web sitelerini kullanmak mümkün değil. Bizim web sitemizde maalesef hep mouse'a dayalı bir web sitesi mantığımız var. Evet, BTK'nın web sitesi. Sayın Başkan, Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanımız Sayın Acarer, güvenli internet konusunda basın açıklaması yapıyor. Altına not aldım. İnşallah bir sonraki basın açıklaması özürlerin bilgiye erişimine ilişkin olur. BTK da özürlerle ilgili bir dönüşümü kendi içerisinde umarım yaşar. BTK'nın web sitesi birçoğumuzun web sitesinde olduğu gibi şöyle açılır siteler, açılır menüler kullanıyoruz. Açılır menüleri ben bile kontrol edemiyorum. Zaman zaman sizin yakalayamadıklarınız olur. Ama kesinlikle açılır web siteleri erişilebilirlikle ilgili bir durum değil. RTÜK'ten içeriye mouse'a tıklayarak girebiliyorsunuz ancak içeride bir dolaşım var ama mouse olmadan RTÜK'ün sitesine de girmek mümkün değil. Zihinsel özürler, kayıp akıp kayıp yazan yazıları maalesef okuyamıyorlar, anlayamıyorlar. Yarım sönen yazılar olmamalı, bu haberler daha çok kayıyor. Bu konuyla ilgili çeşitli standartlar var. Bunları uzun uzun anlatmayacağım ama adresini vereceğim. W3 standart, W3.org diye bir site var. Orada dünya erişilebilirlik standartları var. Biz bunları Türkçe'ye çevirdik. 1.0 ve 2.0 versiyonu var. Bizim web sitemizde özürler.gov.tr adresinde bunları bulabilirsiniz. Biz sizlere bu standartların web sitenizde uygulanması ile ilgili destek vermeye hazırız. Birkaç örnek hızlıca göstermek istiyorum. Adalet Bakanlığı'nın sitesi. Çok renkli, güzel bir site. Ancak bu site görme özürler için hiçbir anlam ifade eden bir site değil. Görme özürler bu siteyi böyle okuyorlar. Ve şuradaki menülerin tamamı, insan kaynakları, bilgi bankası, UYAP vesaire hepsi görme özürler için imaj 1, imaj 2, imaj 3 diye dönen bir bilgi ve sizin sitenizi asla kullanamıyorlar. Adalet Bakanlığı'nın sitesi erişilebilir bir site değil. Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesi de erişilebilir bir site değil. Kayıp geçen yazılar var duyurularda ve resimlerin tekst işledikleri maalesef yok. Baktığınız zaman birçok bilgi kaybının olduğunu görüyorsunuz. Bir başka konu, son konu bu. Üzerinde durmak istediğim güvenlik işlemi. Bunu çok fazla yapıyoruz. Hani sitemize çok fazla insanlar sitemizi çok fazla meşgul etmesin diye bir resim doğrulama tekniği var. Bilmiyorum Sayın Genel Müdürüm aramızda mı? Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesini de özürlü vatandaşlar, görme özürler kullanamıyorlar. Çünkü bunun resim doğrulanması kısmındaki buradaki resmi görme özürler asla okuyamıyor bu sayıyı. Bunun ses eşleniğinin oluşturulması gerekiyor. Sadece adres doğrulama sistemi için kimlik doğrulama sistemiyle ilgili değil, TC kimlik numaranızı vesaire bunlarla ilgili tüm siteler, tüm doğrulamalar da bunun için yapmak gerekiyor. Türkcell'in sitesine bir olumlu bir örnek vermek istedim. Burada bir işaret var. Ortopedik özürlü işareti var tıkladığınız zaman buradaki resmi okuyor ve dolayısıyla görme özürler kendi başlarına bu siteye girebiliyorlar. Bu bizim sitemiz. Erişilebilir bir site. Yeni baştan dizayn ettik biz bundan 3 yıl öncesinde ve sitemiz erişilebilir halde. Yürüyebilen, mükemmel ve görmeye sahip, net konuşabilen, zeka olarak da hünerli insanlar tarafından ve bu insanların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir toplum tarafından aslında özürlü insanlar engelli duruma getiriliyorlar. Aramızda zeka konusunda, net konuşabilme konusunda ve toplum etkileyebilme konusunda bir sıkıntısı olan bir arkadaşımızın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğer bunları yapamazsak yönetici olamayız. Türkiye'de yönetici iki şekilde olunuyor. Ya
referans sistemiyle ya da sınavla yönetici olabilirsiniz. Her iki sistemde de muhakkak zekaya, net ve kıvrak konuşmaya ihtiyaç var. Bizler çok zeki insanlar, özürleri engelli duruma getirenler bizleriz. Biz son olarak ne yapmamız gerekiyor? Özürlü insanların özel gereksinimleri olan insanlar olduğunu, özürlü bireylerin özel gereksinimli insanlar olduğunu unutmayarak, bu gerçeği her zaman aklınızda bulunarak, önce onlarla temas ederek ve onları tanımaya çalışarak bunları yapabilirsiniz. Eğer bir zihinsel özürlü bir bireyi tanımazsanız, toplum zihinsel özürlü insanlar kendilerini ısırır falan sanıyorlar. Yanlarından geçerken korkarak geçiyorlar. Zihinsel özürler insanları ısırmazlar. Sizin aklınızda kötü şeyler düşünmez zihinsel özürler. Yanınızda oturduğunuz arkadaşınıza bakınız. Eğer bir hukukunuz varsa emin olunuz geçmişte bir gün onun hakkında kötü bir şeyler düşünmüşsünüzdür. Düşündünüz değil mi? Yanınızdaki arkadaşınızla olan ilişkinizi düşünün. Ama zihinsel özürler sizin aklınızda kötü bir şeyler düşünmezler. Hiçbir zaman düşünmediler de. Zihinsel özürlü insanlar dünyanın en güzel insanları veya diğer insanlar, diğer özürler, özel insanlar. Onların ihtiyaçlarını kendilerinden bir dinlemek gerekir. Benim web siteme ulaşabiliyor musunuz diye bir sormak gerekir. Bir başka istediğimiz şey var. Standartlara uygun bilgi sunarsınız. Özürler konusunda iyi bir şey yapmış olabilirsiniz. Standartlarla ilgili adresleri bir kez daha vermek istiyorum. Tarih güzellik anlayışının sürekli değiştiğinin, fiziksel farklılıkların ve özürlerin bazen ilgi çekici, bazen de hoş olarak düşündüğünün kanıtlarıyla doludur. Bu fotoğrafta fotoğraf çekerken zihinsel özürlü kızlar bana doğru bakıp gülümsediler ama ne düşündüklerini bilemezsiniz. Özürlüler sizin bildiğiniz gibi agresif insanlar falan değillerdir. Kamu hizmetini size 3 defa sunmayan bir kamu görevlisini emin olun boğmak istersiniz. Oldu değil mi aranızda da? Yani siz vergi dairesine gidip 3 defa geri döndüğünüz zaman oradaki memuru veya memuru boğma hissine elbette karşılaşmışsınızdır. Özürlüler bu ülkede hizmetlerini hiçbir zaman alamadılar. Düşünün, sizin web sitenizde defalarca giriyor ve girmeye çalışıyor ve giremiyorlar. Bu aslında insanlar agresifin ötesinde bir şey yaparlar. Ama ben özürlerle çok fazla dostum var. Hemen hemen Türkiye'nin her bir yerinde konferans verdim ve hiç agresif insanlar görmedim. Osmaniye'de birisi devlete küfretti çıktı. Dedim ki bütün kamu görevlileri sizin adınıza bu küfre ediniyorum. Çünkü bu vatandaş hizmet alamadığı için isyan ediyor, küfrediyor. Özürlülük sizin bildiğiniz gibi çok da dezavantajlı bir şey değildir. Çok da kötü bir şey değildir aslında. Bunu yaşamayan bilmez. Özürlü, ağır özürlü, yatalak özürlüsü bir sürü anne, olan bir sürü anneyle tanıştım. O özürlü çocuğunun gözlerine baktığı zaman dünyanın en mutlu insan olduklarını ifade eden bir sürü anneyle tanıştım. Bana anne demeyi 12 yaşında öğrendi kızım diyen bir otistik annenin, otistik çocuğu olan bir annenin gözündeki mutluluğu anlatamam. 12 yaşında anne demeyi öğretmiş ve 12 yıl boyunca eğitim vermiş ona. Bunlar biraz zor, meşakkatli işler olabilir. Bizler özürlülüğün nasıl bir şey olduğunu bilemeyiz sağlam insanlar. Nereden biliyorsunuz? Belki de özürlülük iyi bir şey olabilir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Bilişim Derneği'nin web sitesi de standartlara uygun değil Sayın Başkanım. Yani dedim ki şimdi yani bu toplantıda TB'de... Peki bununla çalışalım. Peki teşekkür ederim. Kendi toplantımızda kendimizi vurmayalım diye öyle bir şey yaptım. Peki. Tamam efendim teşekkür ederim.